Çocukların olmaması sebebiyle bize başvuran çiftlerde biz hem erkeği hem kadını değerlendiririz. Çünkü erkeğe ait nedenlerle çocuk olmayabilir ya da kadına ait nedenlerle çocuk olmayabilir. Ya da her ikisinde de sorun olduğu durumda olabilir ki yaklaşık bu her üç grupta sebeplerin üçte birini oluşturur. Yani üçte bir hastada hem erkeğe hem de kadına ait problemler vardır. Bunları saptayabilmek için de bazı tahliller yapmamız da gerekebilir muayenenin dışında. Kadına ait nedenlere baktığımız zaman en sık karşılaştığımız neden aslında yumurtlama bozukluğudur. Ee, normalde her ay düzenli adet gören bir kadın çok büyük ihtimalle yumurtlama problemi olmayan bir kadındır. Ama e, adetlerinin çok erken olduğu ya da çok geç olduğu durumlarda kadınlar mutlaka yumurtlama bozukluğundan şüphelenmelidir. Kadına ait e, nedenlerden bir diğeri de tüplerin tıkalı olmasıdır tüpleri tıkalı kadınlarda sperm ve yumurta buluşamayacağı için gebelik meydana gelemiyordur. Dolayısıyla bir diğer neden de tüplerin tıkalı olması olabilir. Üçüncü neden de rahimle ilgili problemlerdir. Rahim içini bozan sorunlar varsa bu da gebeliğe engel olabilir ki bunların başında rahim içi yapışıklıklar, işte rahimi ilgilendiren cerrahi geçirmiş olma durumu, rahim içi miyom polipler e, gibi durumlarda ya da rahimin farklı bir yapıda olması bunlar da gebeliği engelle, engelleyen sebepler arasındadır. Erkeğe ait nedenlere baktığımız zaman da erkekte sperm üretim ve kalitesini bozan her şey çocuk olmasını engelliyor olabilir. En sık karşılaştığımız nedenler e, sperm parametrelerindeki bozukluklar, işte sayı bozuklukları, sayının az olması, e, spermin genel e, spermlerin e, hareketlerinin hem yüzdesel olarak hem de kalite olarak, hareket kalitesi olarak, hareket kabiliyeti olarak az olması ya da morfolojilerinin yani yapılarının bozuk olmasıdır. Bütün bunlar her üçü de çocuk olmasına engel oluyor olabilir. Bir diğer neden de erkeğe ait sebepler içerisinde hiç sperm olmaması olabilir. Meni de hiç sperm bulunmadığı durumlarda tabii ki gebelik olma şansı da maalesef olmuyor. Bu durumu da ikiye ayırabiliriz. Bir sperm üretimiyle ilgili sorun olup menide hiç sperm olmayanlar, iki sperm üretimi normal olup bu normal spermleri dışarıya vermekle ilgili sorunu olan hastalar. Yani obstrüktif dediğimiz yani tıkanma sorunu olan, kanallarda tıkanma sorunu olan hasta grupları olarak iki, ikiye ayırıyoruz. Obstrüktif nedenler arasında aslında en çok gördüğümüz yani bu tıkanmaya sebep olabilecek neden Geçirilmiş enfeksiyonlardır. Erkekte daha önceden geçirilmiş bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz gibi durumlar bu kanalların tıkanmasına ne, neden olabilir. Sperm üretimiyle ilgili e, sorun olan durumlarda da e, en sık nedenler arasında e, bir genetik faktörler olabilir. Erkekteki genetik bazı bozukluklar sperm üretiminin hiç olmamasına neden olabilir. Bir diğer e, sebep, e, inmemiş testis dediğimiz doğuşta erkeğin normalde, e, testislerinin torbanın içerisine inmesi gerekirken inmediği kanallarda kaldığı durumlarda sperm üretimi de e, durabilmekte. Dolayısıyla e, bu ikinci neden olarak karşımıza çıkmakta. Üçüncü neden olarak da hormonal bozukluklar gene erkekte sperm üretiminin durmasına sebep olabilir. E, bazen de e, yanlış kullanılan besinler, besin takviyeleri, özellikle vücut geliştirici e, erkeklerin kullandığı bu besin takviyeleri hormonları bozarak e, erkekte sperm üretiminin tamamen durmasına sebep olabilir. Sperm üretiminin e, normal olduğu ama dışarıya atılamayan durumlarda spermin testisten elde edilmesi çok kolaydır. Bu hastalarda testisten sperm elde etme oranları çok yüksektir. Dolayısıyla o spermi elde ettikten sonra tüp bebekle e, başarı şansı bu e, çiftlerde çok yüksektir. Ama sperm üretiminin olmadığı durumlarda e, testisten e, gene sperm elde edebiliriz ama bu oran e, diğer gruba göre daha düşüktür. Eğer genetik sebeplerle e, erkekte sperm üretimi durmuşsa bununla ilgili genetik çalışma yapıldıktan sonra e, TSE ile yani testisten cerrahi yolla sperm elde edip edemeyeceğimiz hakkında da çok önemli e, fikir elde edebiliriz ve ona göre TSE yapıp yapmamaya da karar veriyor olabiliriz. Dolayısıyla genetik çalışma bu erkeklerde önem taşımakta